Mahir Çay 15 Mart 1946'da Samsun'da Çerkez bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ortaokulu ve lise dönemlerini Haydarpaşa Lisesi'nde yani İstanbul'da geçirdi. 1963'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Ertesi yıl Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenimine devam etti. Bu dönemde Türkiye İşçi Partisi ve Fikir Kulüpleri Federasyonu'na bağlı olan Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikir Kulübüne girdi. 1965'te bu kulübün başkanlığını da üstlendi. 1967'de kısa süreliğine o zamanki kız arkadaşının yanında Fransa'ya gitti. Fransa'daki sosyalist hareketlerin genel seyri ve içinde bulundukları tartışmaları izledi. 1968'deki 6. filo eylemlerine İzmir'de katıldı ve gözaltına alındı. Bu dönemde Türkiye İşçi Partisi içinde başlayan Mihri Belli'nin savunduğu Milli Demokratik Devrim tartışmalarının içerisinde ve daha sonra kurulan THKPC'nin önder kadrosunda bulundu. Bu süreçte Türkiye İşçi Partisi adına Karadeniz Ereğli'de çalışmalar yürüttü. Bu geziden sonra ideolojik olarak Milli Demokratik Devrim saflarında yer aldı. Türkiye İşçi Partisi ile olan temel ayrılığı devrim sorunu olarak tarif etti. Fransa'da bulunduğu süreçte Latin Amerikalı silahlı mücadelelerden çokça etkilendi. Türkiye İşçi Partisini yasallıkla suçlamaya başladı. Türkiye'deki devrim sürecinin ancak silahlı bir mücadele yoluyla ve kendi özgür koşullarının tespit edilmesiyle gerçeğe varabileceğini savundu. Bu görüşlere daha yakın olan Türk solu ve aydınlık dergilerinde yazdığı Revizyonizmin Keskin Kokusu 1 ve Revizyonizmin Keskin Kokusu 2 makaleleriyle çokça geniş kitlelerde kendini duyurma fırsatı buldu aslında. Mahir 1971 yılında yapılan Türkiye İşçi Partisi Kongresi'ne katılmadı. Fakat Türkiye İşçi Partisi ve kendi çalışma çevresinden öğrenci ve işçilerle birlikte bir toplantı örgütledi. Mihri Belli ile olan ayrılıkları iyice ortaya çıkmıştı ve Milli Demokratik Devrim sürecinden ayrılarak önce genç subayların askeri darbe yapmasını beklemek yerine halk ihtilali için silahlı propaganda faaliyetlerine başladı. O dönemde Türkiye devrim sürecini kesintisiz devrim 1-2-3 broşürleri dile getirdi. Türkiye'nin sahip olduğu bu yapıyı oligarşi olarak tanımladı. Ok olarak Türkiye, Türkiye'deki geçmişe nazaran refah seviyesinin artması ile birlikte devlet ve halk arasında bir denge vardır demişti. Bu dengeyi suni denge olarak adlandırmış. Suni dengeyi de bozmanın ancak silahlı mücadeli. Mahir Çayan bu süreçte Münir Ramazan Tolga ve Yusuf Küpeli ile birlikte THKPC'nin kuruluş çalışmalarını sürdürdü. Örgütün diğer önemli isimleri arasında Ertuğrul Kürkçü, İlhami Aras, Ulaş Bardakçı, Mustafa Kemal Kaçaroğlu ve Hüseyin Cevahir yer aldı. Şehir gerillası modelini benimseyen Mahir Çayan, buna uygun silahlı eylemlerin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde bizzat bulundu. Bu arada THKP'nin şehir gerillası eylemlerinde planlayan Çayan 12 Şubat 1971'de Ankara'da Ziraat Bankası Küçük Esas Şubesi'nin soygununa katıldı. Şubat 1971'de de Hüseyin Cevahir, Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, Kamil Dede ve Oktay Etilman'la birlikte İstanbul'a geldi. Ve örgütün eylemlerine burada devam edilmesi için hazırlıklarda bulundu. Mahir Çayan meçetesi Haydut haydutluklarına devam ede dursun. 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç diğer kuvvet komutanlarının da katılımıyla meclise bir muhtıra verdi. Askerler bir teknokrat hükümeti istiyorlardı. Bunun için tarafsız bir milletvekili aranmaya başlandı. CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ismi üzerinde anlaşıldı. 12 Mart muhtırası sonrası kurulan hükümetle başbakan olan Nihat Erim, tırmanan anarşi ve töre karşı 22 Nisan 1971 günü Balyoz Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 6 ilde sıkı yönetim ilan edildi. Türkiye İşçi Partisi ve DISK vakit kaybetmeksizin kapatıldı ve binlerce solcu gözaltına alındı. 16 Mart 1971'de Deniz Gezmiş ve Yusuf Arslan, 23 Mart'ta Hüseyin İnan yakalandı. Bunun üzerine Çayanlı çetesi arkadaşlarının serbest bırakılması için bir dizi adam kaçırma eylemlerine girişti. 17 Mayıs 1971 günü Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi militanları Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı ve Hüseyin Cevahir, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrum'u kaçırdılar. Arkadaşlarının salı verilmesi için 24 saat süre tanıdılar. Talepleri karşılanmayınca 22 Mayıs 1971 günü Başkonsolosu Şakağan'dan 3 kurşunla vurarak öldürdüler. Kaldıkları evden kaçarken polisle girdikleri çatışma sonrasında Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir İstanbul Maltepe'de bir evde kuşatıldılar. Teslimat çağrılarına itimat etmemeleri üzerine çıkan çatışmada Hüseyin Cevahir ölü, Mahir Çayan yaralı olarak ele geçirildi. Davası sürerken Mahir Çayan 29 Kasım 1971'de THKPC'den ulaş bardakçı Ziya Yılmaz, Cihan Alptekin ve Ömer aynı ile birlikte kazılan tünelden çıkarak firar etti. Önce İstanbul'da ardından Ankara'da barınma imkanı bulamayan örgüt militanları Karadeniz kırsalına çekildi. Mahir Çayan ve arkadaşları 26 Mart 1972 günü Ünye Radar Üssü'nde çalışan birisi Kanadalı, ikisi İngiliz olan 3 teknisyeni kaçırıp Tokat'ın Niksara ilçesi Kızıldere köyünde Muhtar Emrullah Arslan'ın evinde saklandılar. Mahir Çayan ve arkadaşları Ankara Sıkı Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesi'nce ölüm cezasına çarptırılan Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan için verilen kararın infaz edilmemesini isteyen bir bildiriyi kaçırdıkları İngilizlerin şifreli kasasına bırakmışlardı. Bu bildirinin radyoda yayınlanmasını yayınlanmazsa teknisyenlerin öldürüleceğini de bildiriye eklediler. Olay 27 Mart sabahı İçişleri Bakanlığı'nca duyurulmuştu. Fatsa Ünye Niksar ilçesinde aramalar başlatıldı. Niksar Ünye Karayolu'nda yapılan bir arama Çayan ve arkadaşlarının izini bulmaya yetti. Yakalananlardan Hasan Yılmaz bana 100 lira verdiler. Rehberlik yaptım, yol gösterdim. Hepsi de Kızıldere köyündeler dedi. Saklandıkları evin sahibi Emrullah Arslan da bulundu ve konuşturuldu. 29 Mart günü ev avlukaya alındı. Teslim olun çağrılarına militan Çayan adet edindiği gibi sloganlarla karşılık verdi. Dönmeye değil ölmeye geldik diyen Çayan sözünün tamamlamasına takriben gözünden vurularak etkisiz hale getirildi. Canını tek parça halinde teslim edebilen Çayan bu açıdan diğer militan arkadaşlarının çoğundan şanslıydı. Militanlar aldıkları karar sonucunda 3 masum teknisyenin canına kıydı. Gordon Banner, Charles Turner ve John Love isminde 3 yabancı NATO görevlisi öldürülmüş oldu. Daha sonra militanlar 3 adet el bombasının pimini çekip beklemeye başladılar. Yenilenen teslim olun çağrısı bu kez liderlerini kaybetmenin tereddütünü yaşayan militanlar tarafından cevapsız bırakıldı. Ev havan mermilerin hedefi oldu ve militanlar pimlerini çektikleri 3 bombayı düşürerek kendi kendilerine havaya uçurdu. Şovdan tek parça olarak sadece Ertuğrul Kürtçü çıkabildi. Samanlığa saklanmıştı. Mukavemet etme gücünü kendinde bulamamıştı. Kürtçü için dönmek vardı, ölmek yoktu. Saygıdeğer gazeteci Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu 17 Eylül 1980 günü yayınladığı yazısında 12 Mart dönemini değerlendirerek Deniz Gezmiş, Mahir Çayan gibi isimlerin gerçekleştirdikleri banka soyma, adam kaçırma, fidye isteme gibi eylemleri bireysel terör olarak tanımladı. Yine bir terörizm olayı esnasında hele ki 3 masum teknisyenin canına kastettikten sonra etkisi hale getirilen bu 10 terörist katil ve hırsız sürüsü bugün saf solcular, radikal sol maskesi altında bölücülük ve yıkıcılık yapmaktan geri durmayan şer odakları tarafından yüceltilmeye ve kahraman ilan edilmeye maalesef ki devam ediliyor.